Ben Müfit Özdeş. Bilim kurgu öyküleri yazıyorum. 61 yaşındayım. İstanbulluyum. Plastik sigara içerim. Müfit Özdeş, Davetsiz Misafir Dergisi'nin 2004 Nisan sayısındaki bir söyleşisinde kendini bu cümlelerle tanıtıyordu. Aradan yıllar geçti. Ancak o hala bilim kurgu öyküleri yazıyor ve plastik sigara içiyor. Değişen tek şey ise 70 yaşını çoktan devirmiş olması. Bilim kurgu edebiyatımızın öncül isimleri arasında gösterilen Özdeş, 90'lı yıllara damga vurmuş yazarlarımızdan biridir. 1995'ten 2002'ye kadar toplam 33 kitaba ulaşan ve aralarında Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick, Robert Heinlein, Kurt Vonnegut gibi birbirinden değerli yazarları barındıran Metis Bilim Kurgu serisi, yerli bilim kurgu yayıncılığı açısından da bir dönüm noktası olmuştur. Zira çok sayıda yerli okur, bilim kurgu edebiyatıyla bu seri sayesinde tanışma olanağı bulmuştur. Serinin bir diğer özelliği ise Müfit Özdeş'in çeşitli kısa öykülerinden derlenen Son Tiryaki isimli kitabına da yer açmış oluştur. Okuyanların da hak vereceği üzere Son Tiryaki, bunca klasik arasında sırıtmak şöyle dursun, bunun ne kadar doğru bir tercih olduğunu kanıtlar niteliktedir. Son Tiryaki, Müfit Özdeş'in yerli bilim kurgu edebiyatına yaptığı bariz katkının en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor. Öykülerinde bilim kurgusal ögeleri ustaca yansıtan yazar, yalın anlatımı ve gündelik konuşma kalıplarını aktarmadaki hüneriyle de takdiri hak ediyor. Ayrıca bir yandan kurguculuğun bağlamını genişletirken, bir yandan da mizahi ve satirik örgelerden başarılı bağdaşımlar yaratarak bilim kurgu edebiyatımızın gereksinim duyduğu hicivciliği cesurca göğüslüyor. 1996 yılında basılan ve günümüzde baskısı olmayan Son Tiryaki'den bu yana başka bir eseriyle karşılaşmadığımız Müfit Özdeş, dolayısıyla yeni kuşağın pek fazla tanıma olanağı bulamadığı yazarlarımızdan biri. Ancak bilim kurgu edebiyatımızın bu sessiz sırtlayıcısı her zaman olduğu gibi düşlemeye ve üretmeye devam ediyor. Osmanlı Paşazadesi, Cumhuriyet aydını, Rumeli muhaciri, İstanbul sokaklarının çocuğu. Neydim ben? Belki de hepsi ve hiçbiriydim. 15 Mayıs 1943 tarihinde Ankara'da doğan Müfit Özdeş, Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Lütfi Müfit Özdeş'in torunu ve Pamukbank'ın kurucularından Mithat Özdeş'in oğludur. Çocukluk ve gençlik yılları Heybeliada'da geçer. Sırf Doğan Kardeş dergisine merakı yüzünden okumayı henüz 5 yaşındayken Osmanlı Münevveri büyük babasından öğrenir. Ancak Doğan Kardeş dergisinin okuma açlığını gidermede yetersiz kalmaya başlaması sonucu daha sonraları gözünü büyük babasının kitaplarına diker. Okuma listesinde kimler yoktur ki? Aziz Nesin, Necip Fazıl, Refik Cevat, Nazım Hikmet, Jules Verne, Ahmet Mithat Efendi bunlardan sadece birkaçıdır. Öte yandan genç Müfit Özdeş'in sokak kültürüne beslediği ilgi de günden güne artmaya başlar. Artık hayatına bir de Mike Hammer, Picos Bill, Michel Zavako, Abdullah Ziya Kozanoğlu girmiştir. 12 yaşına geldiğinde English High School'da İngilizcenin ve Batı kültürünün içine dalan Özdeş'in bilim kurgu edebiyatıyla tanışması da bu döneme rastlar. Hastalardım, yatıyorum. Babam bana kitap getirir. Mimikten saldırırlar. Mimikten saldırırlar geliyor aslında. Robert Heinlein'in Puppet Masters adlı romanı. O 10 tane yayınlardı o kitaplar. Onlar şimdi gerisi geldi. Neyse ki o zaman İngilizce öğrenmiştim. Oradan da idare ettim zorlaya zorlaya. Benim okuma maceram böyle başladı. Ondan sonra hep okudum. Baytekin filmleri ve özellikle Çağlayan Yayın Evi'nin 1954 yılında yayınlamaya başladığı Yeni Dünyalar'da serisi, yazarın hayatında bir dönüm noktası olur. Her 15 günde bir yayınlanan ve üzerlerinde yazar bilgisi bulunmayan bu romanlar, aslında Isaac Asimov, Robert Heinlein, Friedrich Brown gibi önemli yazarların eserleridir.
Müfit Özdeş, Robert ve Özel Şişli Kolejlerindeki eğitiminin ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin önce elektrik mühendisliği bölümüne, 2 yıl sonra da karar değiştirip ekonomi bölümüne girer. Dünyada çok önemli değişimlerin olduğu bir dönemde, işte 67-68 bu yıllarda dikkatim oraya gitti. Yani siyaset olarak bu konuda da değil. İyi haldeyim yani. Bilim kurulu zahmet edemem. O yıllar genç neslin dünyaya kafa tuttuğu yıllardır. Çok geçmeden Müfit Özdeş de kendisini 68 devrimi diye simgeleşen başkaldırı dalgasının içinde bulacaktır. ODTÜ yıllarında tanıştığı Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından ve Türk Devrim Hareketi'nin önemli isimlerinden Gülay Ünvar'la kısa süreli bir evlilik de yapan Müfit Özdeş, politik nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakarak 1971'de yurt dışına çıkar. Bir süre Beyrut ve Oslo'da yaşadıktan sonra 1975 yılında Türkiye'ye döner. Aynı yıl Tülay Özdeş ile hayatını birleştiren yazar, bir yandan da Çağdaş Çeviri Evi'ni kurarak ticari hayata atılır. 1983'ten itibaren bilim kurgu, masal ve fantastik türlerinde yazmaya başlayan Özdeş'in Kimin Ağrır O Bağırır adlı ilk eseri 1991 yılında Kor Yayınları'ndan çıkar. 92 sayfalık bu kitap, masalsı anlatısına serpiştirilmiş bilim kurgusal motifleriyle dikkat çeker. Yazar, yine aynı yıl Metis Yayınları etiketiyle piyasaya çıkan Asker Kaçağı antolojisinde de Kriçisk adlı öyküsüyle yer alır. Kriçisk'in derlemeye alınma öyküsü ise en az öykünün kendisi kadar ilgi çekicidir. Editör Bülent Somay ile Müfit Özdeş'in arkadaşlığı eskiye dayanmaktadır. Dolayısıyla Bülent Somay aslında Müfit Özdeş'teki cevherin farkındadır ve bu derlemede onun da bir öyküsüne yer vermek ister. Başta Müfit Özdeş bu teklife pek sıcak bakmaz. O, anlı şanlı yazarların arasında benim ne işim var diye düşünür. Fakat sonunda Bülent Somay'ın ısrarı galip çıkar. Savaşa ve militarizme karşı yazılmış öykülerden oluşan bu derleme sayesinde Müfit Özdeş, Philip K. Dick'ten Alfred Bester'a, Stanislaw Lem'den Erich Frank Russell'a kadar bilim kurgu edebiyatının ölümsüz yazarlarıyla aynı kitapta buluşmanın gururunu yaşar. Müfit Özdeş'in yükselen yazarlık kariyeri, Metis bilim kurgu serisinin 10. kitabı olarak piyasaya sürülen Son Tiryaki ile doruk noktasına ulaşır. İçinde 15 öykü barındıran Son Tiryaki, kısa süre içinde yerli okurun dikkatini çekmekte gecikmez. Artık Müfit Özdeş'in adı Selma Minelerle, Zühtü Bayarlarla anılmaya başlanır. Gerçekten de Son Tiryaki, 33 kitaplık Metis bilim kurgu serisinin öne çıkan eserlerinden biri haline gelmiş, yerli bilim kurgu edebiyatının geleceğine dair umutları güçlendirmiştir. Son Tiryaki'nin bilim kurgu evreninde neler yoktur ki? Bir türlü çalıştırılamayan bir transfer makinesinden dünyayı dev bir besi çiftli olarak gören uzaylılara, bir Ademoğluna avayı yakan peri kızından sigaranın yasaklandığı dünyadan kaçan bir Tiryaki'ye, uzaylı olduğunu iddia eden bir ayyaştan tüm yaşayanların acısını çekmek için yapılan bir robota kadar hayal gücü yüksek pek çok öyküyle karşılaşırız. Müfit Özdeş bu süreçte Nostromo, Davetsiz Misafir ve Adalı dergilerinde öyküler, Penthouse, Esquire, Biyanet ve Radikal 2 gibi yayınlarda ise incelemeler kaleme almayı sürdürür. Virgül ve Metis Çeviri dergilerinde söyleşilerde yer alan Özdeş, biraz da iş nedeniyle olsa gerek Son Tiryaki'den sonra herhangi bir kitapla karşımıza çıkmaz. Ancak sadece yazar olarak değil, aynı zamanda iyi bir okur olarak da bilim kurgudan asla kopmamıştır. Öyle ki yazdığı Firar adlı öyküsüyle Türkiye Bilişim Derneği'nin düzenlediği 2001 tarihli bilim kurgu öykü yarışmasında birincilik elde eder. Yazarın bu öyküsü, 2005 yılında Remzi Kitabevi tarafından basılan Bilim Kurgu Öyküleri isimli derlemede kendine yer bulur. Söz konusu derleme 1998-2004 yılları arasında TB'de Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nda dereceye giren öykülerin bir seçkisidir. 2018 yılında ise Özdeş, uzun süredir devam eden edebi sessizliğini bozarak Yeryüzü Müzesi antolojisinde Akıllı Kapı adlı öyküsüyle yer alır. Bilim Kurgu Kulübü tarafından hazırlanan bu derleme, bir haftada ikinci baskısını yaparak
yerli bilim kurgunun geleceğine dair umut aşılar. Bu toz duman içinde bazen 62 yıl öncesini özlüyorum. Çağlayan'ın Yeni Dünyalarda dizisini, onun adsız yazarlarını, biraz laubali ama Türkçesi Türkçe çevirmenlerini ve belki hepsinden çok 11 yaşın yeni dünyalara inancını. Masalsı çocukluğu, fırtınalı gençliği, parıldayan yazarlık kariyeriyle Müfit Özdeş, günümüzde Heybeliada'da huzurlu bir yaşam sürüyor. Bir asra dayanan edebiyat tecrübesi, biz yeni yetmelere bir yandan kılavuzluk ederken, bir yandan da cesaret veriyor. Türkiye'de niye bir yazılmaz? Niye yazılmaz? Sen insansın, dünyasın. Madem dünyada bırakıyor, ona da içerisinde. Çelik ve Gümüş adında iki çocuğunun yanı sıra pek çok kediye de babalık yapan Müfit Özdeş, okumaya ve tabii ki yazmaya hiç ara vermedi. Çünkü içinde hala 50'li yılların masumiyetini ve heyecanını taşıyan kocaman bir çocuk var.